Oxford Üniversitesi'nden araştırmacı Anders Sandberg, uzaylıları bulmak için Dyson küreleri olarak bilinen, yıldız büyüklüğündeki varsayımsal yapıları aramayı önerdi. Stockholm Üniversitesi'nden hesaplamalı sinir bilim alanında, doktora derecesine sahip olan ve şu anda Oxford Üniversitesi Future of Humanity Enstitüsü'nde, kıdemli araştırma görevlisi olarak çalışan Anders Sandberg, Vice dergisine dünya dışı yaşam olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sandberg, insanlığın uzaylıları bulmak için Dyson kürelerini aramasını belirterek, Freeman Dyson makalesinde aslında, iletişim amaçlı olmayan endüstriyel faaliyetler aramak isteyebileceğimize işaret ediyor. Buna göre, sadece uzaylılar normalde doğada göremeyeceğimiz yapılar yapıyorlar. Dyson küreleri, 60'larda ve 70'lerde çılgın bir fikirdi. İnsanlar buna gerçekten hazır değildi. Artık günümüzde durum değişebilir ifadelerini kullandı. Sandberg, aynı zamanda, herhangi bir gelişmiş uygarlığın önemli miktarda enerjiye ihtiyacı olacağını belirterek, Dyson küresi yıldız büyüklüğündeki süper bilgisayarın oluşacağı yerdir. Önemli bir soru, Dyson küresinin ne için kullanıldığı? Bence çok farklı kullanımlar bulabilirsiniz. Enerji toplama sadece bir tanesidir dedi. Bir Dyson küresi sıkı oluşumdaki platformlarla bir yıldızı çevreleyerek, yaşam alanı ve enerji üretimi için, nihai çözüm haline geliyor. Böylelikle, Dyson küresi, sadece bir toplumun yaşaması için yeterli alan olmakla kalmıyor, aynı zamanda yıldız tarafından bırakılan tüm enerjiyi de yakalayabiliyor. Sandberg'in bildirdiğine göre, Güneş'ten yayılan saniyede 400 septilyon watt, dünyanın her yıl kullandığından yaklaşık 1 trilyon kat daha fazla enerji üretimi anlamına geliyor. Sandberg, bu yüzden bu varsayımsal yapıların çevreledikleri yıldızlardan daha büyük olması gerektiği ve muazzam miktarda ısı ve enerji yayacakları gerçeği göz önüne alındığında ancak uzun mesafelerde görülebileceğini söyledi. Sandberg, bir uygarlık hesaplamayı en üst düzeye çıkarmak istiyorsa, düşük sıcaklıktaki ortamdan yararlanmak için uzak geleceğe kadar tahmin yapmak mantıklı görünüyor. Bu nedenle, yabancı uygarlıkların tezahürlerini gözlemleyememizin nedeni, onların şu anda çoğunlukla hareketsiz olmaları ve sabırla gelecekteki kozmik çağları beklemeleridir. Bir Dyson küresi aramak için, insanlık onun kızılötesi enerjisini arayabilir, ancak daha iyi bir fikir, kürenin boşluklarından sızan normal spektrum artı kızılötesi ışığın yanı sıra, olağan dışı yansıma aramak olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Dyson küreleri fikri ilk olarak 1960 yılında Freeman Dyson tarafından ortaya atıldı ve Science dergisinde yayınlandı. Sandberg, 1999'da konuyla ilgili bir makale yayınladı ve bunun nasıl işe yarayacağına dair bir kavramı tartıştı. Ardından Dyson 2017 yılında Fermi'nin paradoksunu çözmeye yardımcı olmak için başka bir makale yazdı ve Dyson kürelerinin muhtemelen geleceği de kapsayacak şekilde inşa edileceğini belirtti.